Ya arkadaşlar iyi hoş da. Ya galiba ben biraz heyecan yaptım. Rahat ol oğlum be. İlk işin mi bu senin? Evet abi ilk olacak inşallah. Sakin ol oğlum. Rahat ol. Heyecan yapma. Gerçi heyecan yapsan da bir şey olmayacak zaten. Birader sen niye oyuncu olmak istiyordun? Ya niye olacak birader? İş yok güç yok. Boş boş dolanıyorum. E baktım bu işi yapanlar zengin oluyor. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim ya. Olsun kankacığım ya. Hiç merak etme olursun olursun. Nasıl yani kanka? Olamaz mıyım? Ya ben yıllardır bu piyasayı kovalayan bir başrol oyuncusuyum tamam mı? Gitmediğim ajans kalmadı yani. Burası da sanırım yeni açılmış. Girip bir kayıt yaptırıp bir tebrik edeyim dedim. Umudunu kaybetme. Yapma be kanka. Allah Allah. Ya arkadaşlar bu arkadaş niye uyuyor? O kıdemli oyuncu artık bizim gibi heyecanla beklemiyor. Sırası gelince uyanıp gidiyor. Sıradan biri gelsin. Ali gel lan içeri. Geliyorum. Vay be adama bak hiç heyecan yapmadı çekti gitti. Adam yıllarını vermiş kolay mı? Peki başarabilmiş mi? Ya bro sen kafayı mı yedin anlayamıyorum ki. Başarsa herifin burada ne işi var? Manyak lan bu. Yani yeter. Yeter oğlum. Nerede ajans açılsa gidip kayıt yapıyorsun. Bu işin bütün puçluğunu öğrendin diye senden kayıt ücreti de alamıyoruz. Sülük gibi yapıştın yeter ya senden oyuncu olmaz. Mevlüt abi durumum çok kötü biliyorsun. Yapıştır bir dize. Ekmeğimize bakalım. Bıktım senden be. Tamam lan bir iş çıkarsa paslarım. Kayıt parası da almayacağım lan. Hatta dur lan bir iş var. Hem de diyaloglu. Harbi mi Mevlüt abi? Peki diyalog nedir? Dur bakayım. Günaydın. Mevlüt abi, sana da günaydın da öğlen oldu. Ne günaydını? Oğlum söyleyeceğin diyalog günaydın. Manyak mısın sen? Tamam Mevlüt abi, süpermiş. Belki bu sahne sayesinde önüm açılır. Sen bu sahnede oyna, Hollywood'a kadar gidersin merak etme. Yalnız komisyon keseceğim, haberin olsun. Tamamdır Mevlüt abi, ben şimdi gidiyorum. Çekim saatini sen bana mesaj olarak atarsın. Yazarım yazarım. Hemen de havaya girdi, bu ne lan? Tenekeye bak. Ya moruklar, anlamıyorsunuz beni. Beyniniz kalan almıyor yani. Bu piyasada bunlar olmak zorunda. İşler bu şekilde gidiyor. Tamam da böyle bir şey olur mu? Sürekli dizilerde karılar ve kocalar birbirlerine aldatıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ha işte bro ben de onu anlatmaya çalışıyorum yani. Bunlar olmazsa izlenme olmaz, reyting artmaz. Ha bir de oyuncu olmak istiyorsanız mutlaka torpilinizin olması lazım. Başka türlü olmaz yani. Dayımız yok ki oğlum. Benim amcam var. Olmaz mı? Olmaz dayı lazım. Arkadaşlar param olsaydı halkın sorunlarını anlatan işler çekerdim. O zaman ben sana söyleyeyim bro. İlk bölümde batarsın. Kim izler böyle boş şeyleri? Halkın sorunlarıymış. Nasıl yani abi? Kimse izlemez mi? Bence izlemez. Bence de izlenmez. Sen ne zaman geldin? Yeni geldim. İyi hoş geldin. Eyvallah. Aferin brolar. Sonunda kaptınız bu işi, çözdünüz. Bunlar boş işler ya. Tabii ki izlenmez. Bir tane oyuncu var. Halkın sorunlarıyla ilgili videolar çekiyormuş. Tutmaz. Boş. Boş. He biliyorum onu. Cüneyt Özen diye biri. Güzel sosyal mesajlar veriyor ama insanlar böyle şeyleri sevmez ki. Tamam işte moruk. Sabahtan beri ben de onu anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Ya arkadaşlar biz de sosyal medyada sayfa açsak onun gibi içerikler çeksek olur mu acaba? Ya bro sabahtan beri söylemekten dilimde tüy bitti. Tutmaz bunlar ya boş işler ya uğraşmayın. Çok fazla yüksek sesle konuşmayın lan. İş yapıyoruz burada. İş yapıyormuş lavuğa bak. Lavuk sensin lan lavuk. Sıradan gelsin biri. Ali Rıza gel. Nasıl duydu lan bu? Vay be dayı önemliymiş. Tabii ki dayı önemli. Siz ne zaman geldiniz ya? Yeni geldik kardeş. Meşhur olmaya geldik. Biz siz eksiktiniz. Kimdi o bana lavuk diyen lavuk? Sen biliyor musun? Bilmiyorum abi. Söyleyemem. Bilmiyor musun yoksa söyleyemez misin? He? Söyleyemem abi. İspiyonculuk çok kötü bir şey. Yapamam yani. Oğlum bu kadar dürüst olma lan. Yoksa bu piyasada tutunamazsın. Harcarlar lan seni. Yalakalık yap, fitne fesatlık yap. Ne bileyim yalan söyle, dedikodu yap. Yerler seni oğlum yerler. Dürüst olma. Abi sen ne diyorsun ya? Ben hayatta yapamam böyle şeyler abi. Bunlar bana göre işler değil. Eğer yapamazsan senden bir bok olmaz aslanım. Bunların hepsini yapacaksın. O zaman sana güle güle. Hadi canım. Hadi canım. Sırada bekleyen çok kişi var. Eyvallah abi kolay gelsin.
Ben böyle olacağıma giderim adam akıllı Cüneyt Özen gibi sosyal içerik çekerim, daha iyi. Size kolay gelsin. Dürüstmüş. Dürüst'ün bu piyasada ne işi var lan? Cüneyt Özen gibi sosyal mesaj çekecekmiş. Yürü git. Takipçisi kaç oğlum, takipçisi kaç. Boş işler ya. Saygılar abicim. Sizin gibi müstesna bir insana yalakalık yapmaya geldim. İyi iyi, hoş geldin. Biraz önce hangi lavuk bana lavuk dedi? Biliyor musun lan sen? He? Abi benden duymuş olma, bu Yakup söyledi. Ya kendisini de hiç sevmiyorum zaten. Yalaka, işbirlikçi, yalancı, her şey var bu adamda. O adama iş verme abi, bana ver. Demek Yakup ha? Tamam lan, git 1000 lira kayıt ücreti yatır. Onun inadına sana iş paslayacağım. Yakup ha, Yakup. Abi beni yanlış anlamazsan, benden şu kayıt ücretini almasan olur mu? Az önce sana zarar vermeye çalışan bir insana nasıl ifşa ettim? Benden anla be abi, lütfen ya. Olmaz oğlum. Kayıt ücreti verilmeden olur mu ya? 10 numara yalaka da olsan ben o kayıt ücretini alırım. Af yok. Bu işler böyle. Kusura bakma. Peki abi. Nasıl istersen. Bu arada işi paslayacaksın değil mi abi? Bekliyorum. He paslarım paslarım. Meşhur olacağını sanıyorum mal. Ben bunu bayağı bir kullanırım lan. Salak. Nasıl geçti bro? Meşhur olabiliyor musun? Bu sefer kesin mi? Çok iyi geçti bro. İnanılmaz bir rol vardı. Sadece ben oynayabilirmişim. Hatta benden kayıt ücreti bile almadılar. Siz de burada kıskançlıktan geberirsiniz. Şanslı piç. Görüyor musun? Hemen de işi kaptı ya. Vay zutupoz vay. Yalakalık yapmıştır kesin. Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir rol var. 2000 TL kayıt ücreti yatıranı hemen sunacağım. Kim ister? Ben isterim. Ben isterim. Oh 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 maşallah. Millette meşhur olma isteği. Bizde bu kadar dandik proje olduktan sonra biz daha çok para kazanırız. Yalan söyledim. Proje falan da yok ha. Vicdanında ar kalmamış, utanır damar kalmamış.